ya bugün şey var, hafta sonu set var. İyi ki böyle bir şey almıştım kostümlerimle ilgili. Kendi günlük kostümlerim. Yani alışverişim kendi, kadın alışverişimi yapacağım. Hafta sonu çalışacağım için hafta içi kendime bir şeyler alacağım. Böyle alışverişe çok para harcar mısınız? Ya da böyle lüks marka takıntılarınız var mı? İyi giyinmeyi severim. Ama ben paramı yatırımda kullanmayı daha çok severim. Uzun yıllardır borsa yapıyorum. Dolayısıyla hani benim için hani bir şey alacağım zamanda evet alırım, güzel şeyler de alırım ama hani onun yerine gidip bir hisse alsam daha kıymetli geliyor bana artık. Röportajdan sonra bu hisse konularını bir konuşalım sizle. Kızılcık Şerbeti'ni soracağım. Evet. Çok güzel bir dizi, çok güzel bir proje. Evet, aynen öyle. Çok güzel. Her hafta da artıyor çünkü bence bütün insanlara dokunan bir yanı var. Genelde bizim Türkiye coğrafyasında da hepimizin iç içe olduğu bir mozaikte hepimizin dokunuyor yani bize tatlı tatlı karakterler. Şimdi ben de güzel bir karakter olarak girdim oraya. Alev'le güzel sahnelerimiz olacak. Neler bekliyor bundan sonra bizi? Valla ben bir kere senaristlere hayranım. Yani muhteşemler. Senaryo okurken gözlerim çıkıyor yerinden. Her zaman böyle sağ sol köşe yani hani tam böyle olur diye düşünüyorsun. Bir geliyor senaryo bambaşka bir şey. Yani ben mesela şimdi şu ana kadar 3 bölüm çektim. Dolayısıyla şimdi ben önümüzdeki 2-3 bölümü de bildiğim için bakın. Muhteşem şeyler bizi bekliyorsunuz. Bakın inanamayacaksınız. Son zamanlarda böyle gerçek hayatlardan diziler işte sinema filmleri olsun çok böyle rovaçtan. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Gerçek hayat güzel olan, zaten insan kendine değen şeyleri sever. Mesela ben hayatım boyunca biyografi okumayı sevmişimdir ve biyografik filmleri sevmişimdir. Ve Kızılcık Şerbeti gerçek hayattan, gerçek yaşamdan uyarlanmıştır. Dolayısıyla birinin düşü veya hayal dünyasından ziyade yaşanmışlıklarını izlemek bana başka bir keyif verir. Hiç böyle düşündünüz mü biyografi filminde oynamayı? Yani ben her zaman severim. Yani birinin ya da ben dönem filmlerini de çok severim. Dönem filmleri de beni her zaman çeker. Ama hani ben şu anda zaten oynayabileceğim en güzel dizilerden bir tanesindeyim. Sadece şu andaki Helin karakterinin nereye evrileceğini, ne olacağını yakında göreceksiniz. O da beni heyecanlandırıyor. Güzel bir karakter çünkü. Çok da uzun bir ara verdiniz ekranlara. Çok uzun ara vermedim aslında. En son Arka Sokaklardaydım. Hülya karakteriyle. Sonra yaz girdi araya zaten. Sonra başka kanala geçince ben de Kızılcık Şerbeti ile anlaştım. Onun öncesi zaten 1,5-2 sene Cennet'in Gözyaşları'nı çektim ATV'de. Ama tabii şimdi güzel bir proje yakalayıp girip onunla devam etmek önemli. Yani çünkü böyle lokomotif gibi hani o da olsun o da olsun diyen biri değilim. Dediğim gibi arka planda işletme mezunu olduğum için de hani zaten borsa da yapıyorum. Hani o da benim hayatımın büyük bir parçası. Ama bunun yanı sıra böyle değerli güzel projeler olduğunda da şanslı bir insanım çok şükürler olsun. Böyle bir şeye denk gelebildiğim için. Bunun da kıymetini bilen bir insanım. Dolayısıyla böyle devam edecek. Kendi dizinizden hariç böyle takip ettiğiniz bir dizi var mı? Yani ben aslına bakarsan çok enteresan. Biz arkadaşlarımızla Kızılcık Şerbeti gecesi yapardık. Yani onu izlemek için. Hatta geçen sene bir şey oldu. Arkadaşım dedi ki Nil. Ya Ebru dedi keşke dedi Kızılcık'a girsen falan. Allah Allah falan yaptım böyle. Çok enteresan oldu yani bazen hani böyle söyledikleriniz kehanet gibi. Oysa ki ben başka bir proje için anlaşmıştım. Sonra o proje yerine bu proje oldu. Çok şaşırdım yani hani gerçekten böyle düşündüğünüzde söylediğiniz şeyler son dönemlerde çok hızlı gerçekleşiyor hayat içerisinde. Çünkü enerjiler de çok yüksek. Vallahi öyle oldu. Şimdi her cuma o arkadaşımla Kızılcık Şerbeti de beni izleyeceğiz. Peki set ortamı nasıl geçiyor? Çalışma saatleri falan. Çünkü geçtiğim günlerde Berger Hanım'ın bir açıklaması evet, vardı. Biliyorum. Çok yoruluyorum. İşte ayaklarımı falan çekmiş atmıştım zorluklarına. Şimdi biz Keçe'yle çalışıyoruz Hakan hocayla. Hoca bir kere çok hızlı ve çünkü hiperaktif biri. Çok hızlı çekiyor ve gerçekten böyle hızlı hızlı ve o işe böyle kendini adayarak çekiyor. Dolayısıyla hani o konuda biz çok mutluyuz. Bergüzer'i anlıyorum. Bergüzer'in çok küçük bebeği var şu anda. Yani o daha yeni kendine geliyor. Zaten mental olarak da beden olarak da yorgun. Bir anda set ortamı yormuştur. Çok normal. Bir de ezber yapıyoruz. Yani sonuçta siz bunları dublajla çekmiyorsunuz ki.
bütün sahneleri ezberlemek zorundasın. Kendi sözlerini, karşı tarafın sözlerini, bunu yaparken oyunda kuruyorsun vesaire. Tabii bir şekilde yoruluyorsun. Çok anlıyorum ben bizi ama hani ben büyüttüm ya çocuklarımı. Büyüttüğüm için ben daha rahatım. Şimdi benimkiler sabah 7-7.30 kalkıp okula gidiyorlar. Öğleden sonra sporu bilmem nesi falan. Bana şeyleri yok ama ben Cennet'in gözyaşlarındayken küçüğüm çok küçüktü Ali. 11 aylıkta. Bayağı ben yani hayatı sorguluyordum. Gece uyumuyordu vesaire, sabah setler zordu. Son olarak yanlış hatırlamıyorsam eşinizde bir problemler var. Biz her şeyi hallettik. Şimdi çocuklar büyüdü. Çocuğun bir tanesi 7 yaşına girecek. Bir tanesi 10 yaşında. Biz onların hepsini atlattık. O ilk 3-4 yıl bayağı bir çetrefilliydi. Ay şükürler olsun. Şimdi babaları alıyor hafta sonları. Babalarına gidiyorlar, geliyorlar. Paslaşıyoruz. Şükürler olsun. Allah herkesin gerçekten ayrılsa bile anne babasıyla o arasında o gerilimi yaşatmasın. Çünkü en büyük yarayı çocuklar alıyor. Bir de annenin ruh sağlığı iyi değilse çocukları iyi olamaz. O yüzden bence ayrılanlar eşlerine iyi davransınlar ki anneler de huzurlu olarak çocuklarını bulsun. Ama siz bunu çocuklarınıza yansıtmadınız bildiğim kadarıyla. Tabii ki yansıtmadım. Yani ben elimden geleni yaptım ama yani kolay değil. Yani sonuçta sen anneysen o da baba. Sen annelik yapacaksan o da babalık yapacak. Hani bu bir şey değil ki ne derler ona. Hani baba olduğunda öyle kenardan, öyle bir şey yok. Babasın, babalık yapacaksın. Anne de anneliğini yapacak. O yüzden mutluyum ya, şu an keyifliyim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.